Şimdi Kıyamet Kilisesi'nde iki ana bölüm var. Bunlardan bir tanesi Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inandıkları Kalvari, Golgota Tepesi. Burası aynı zamanda Hazreti Adem'in kafatasının bulunduğu yerdir. Bu şekilde inanılır. Ve aynı zamanda bu yan tarafımızdaki bir tepe, tabii tepe olduğu, ufak bir tepe olduğu fark edilmiyor. Fakat tepenin şöyle yamacından ufak bir bölümü yandan size göstereceğim. Hazreti İsa yukarıda çarmıha gerilmiştir. Ve işte şu karşı tarafta Edikul denen türbede gömülmüştür. Karşıda Hazreti İsa'nın kabrini göreceğiz. Bu anlattıklarım dediğim gibi Hristiyan inancına göre olan anlatılar. Dolayısıyla özellikle belirtiyorum. Sonra videolardan itiraz ediyorlar hocam bizim inancımıza göre değil. Hemen söylüyorum. Şimdi hemen önümüzde Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yatırıldığı ve kefenlendiği bir kırmızı kum taşından bir bölge var. Bakın Hristiyanlar burada başlarını koyuyorlar. Burayı çok önemsiyorlar. Burayı öpüyorlar. Tabii. Yani bunu şöyle düşüneceksiniz. Bizdeki Hacerül Esved gibi. Hacerül Esved gibi insanların hürmet gösterdikleri bir yer. Aslında bu olayın nasıl gerçekleştiği de bakın karşıdaki mozaikte anlatılıyor. Sağ tarafta bakın Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerde Hazreti İsa çarmıha indiriliyor. İşte çarmıha şu yan tarafımızdaki bolga. İnsanlar şu merdivenden çıkarlar ve yan taraftan iniş yapabiliyorlar. Tam ortada Hazreti İsa'nın yağlandığı, kefenlendiği kısım var. Bakın resimde gösteriyor. Ve ardından bir mağara gibi, bir mezara kuruluyor. Görüyor musunuz resimde? İşte o mağara olarak bulunan yerde, şu karşıdaki yerde. Bir de Hazreti İsa'nın, bakın çarmıhanın altında ne var? Bir kafatası var. Bir baş var, görüyor musunuz? O kafatası da Hazreti Adem'in kafatası. Hristiyanlar şuna inanırlar. Hazreti İsa çarmıha gerilerek Tanrı oğlunu kurban etmiş oldu ve hayatını feda edince kefaret gerçekleşmiş oldu. Nasıl gerçekleşmiş oldu? Hazreti İsa'dan akan kan işte o çarmıhtan kafatasına Hazreti Adem'e ulaştı. İlk günah doktriniyle alakalıdır bu anlattığım olay. İlk günah neydi? Hazreti Adem'in cennetten çıkarılması, elma ısırması, bir günah işlemesi. O yüzden bütün insanlar günahkar olarak doğar Hristiyanlıkta. İslamiyet'te nasıl tam tersidir? Bütün insanlar tertemiz fıtrat üzerine doğar. Hristiyanlıkta tam tersi. Herkes günahkar olarak doğar. İşte alttaki kafatası bize onu hatırlatıyor. Hristiyanlık inancına göre böyle bir anlayış var. Şimdi şuradan etrafı dolaşacağız. Önce bir Hazreti'ye doğru yürüyelim. Kafatası resim nerede ya? Burada resim yok. Şu da arsanın güzelliği nereye? Burak nereye? Düşüyor adam buraya. Şimdi bakın burası meşhur Rotunda. Rotunda dediğim büyük kümbet, kubbe. Şu yukarısı. Hatta bu en son bu haline Haçlılar döneminde gelmiştir. Fakat henüz daha Kubbetü Sahra yokken burası Kudüs'ün en dikkat çekici rotundası, kubbesi olduğu için Abdülmelik bin Mervan denir ki bu kubbeyi, işte bu rotundayı gölgede bırakacak bir yapı yaptırmalıyım ve bunun üzerine Kubbetü Sahra'yı yaptırmıştır denir. İşte bu rotundanın altında Edikul denen bir türbe. Bu türbede aslında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği zamanlar böyle bir türbe yoktu. İlk olarak İmparator Konstantin zamanında yapıldı. O annesi Helena'yı buraya gönderince Helena Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bazı tahta parçaları, çarmıhtan parçalar buldu. Nerede buldu? Onu göstereceğim size. Ve Helena bulduktan sonra bu alan İmparator Konstantin zamanında, yani bundan 1700 yıl önce, milattan sonra 4. yüzyıllarda ilk türbe burada yapıldı. Daha sonra İmparator Justinian zamanında yenilendi. Haçlılar döneminde görmüş olduğumuz bu hale getirildi. Hemen arkada bir şapeli vardır. Burada dediğim gibi pek çok Hristiyan mezhebinin ufak şapelleri, kiliseleri bulunmakta. Eskiden şu karşıdaki Kalvari dediğimiz
Golgota Tepesi bu yapıdan ayrıyken Haçlılar her iki alanı birleştirdiler. Tek bir çatı altında. Her ikisi de Kıyamet Kilisesi'ne dahil edilmiş oldu. Dolayısıyla şu anda her ikisini aynı alanda ziyaret edebiliyoruz. Ancak Hazreti İsa burada gömüldükten sonra aslında ilk olarak şu yapılmış. İmparator Hadrian zamanında, Roma İmparatoru zamanında, sırada değiliz onu sordum. İmparator Hadrian zamanında Romalılar şunu yapmıştı. Şöyle biraz sırayı kapatmayalım, böyle geçin. Buradaki Hristiyanlık ve Yahudi izlerini silebilmek için burada bir Venüs heykeli diktirmiş. Burası bir Roma tapınağına dönüşmüş. Dolayısıyla İmparator Konstantin buradaki pagan izlerini silerek burayı bir kiliseye çevirdi. Şimdi biz yandan dolaşacağız. Burada sıraya giren insanlar ne yapıyorlar? İşte bu mezar alanına girebilmek için bakın şu arkadan dolaşıyorlar. Bu Edip Kul'un altında mezarı, mezar alanını ziyaret etmeye çalışıyorlar.